Fotoğraf biraz oturursanız. Hocam buyurun. Ahmet abi biraz oturma şansın var mı? Evet. Sayın Valim. Bunlar geleceğinde hepinizin malum olduğu üzere temelleri burada atılmıştır. Erzurum Kongresi dediğimiz olay bundan ibarettir. Temmuz sonunda toplanabilmiştir. Ağırlıklı olarak delegeler hiç şüphesiz ki Şark Vilayeti Şarkıya Müdafaa-i Hukuki Cemiyeti'ndendir. Erzurum ve civar vilayetlerdendir. En çok delege oradan katıldı. İkinci grup, bunun bir nevi yan şeysi olan Trabzon Karadeniz bölgesinden gelenlerdir. Onların da sayıları 17'dir. Ve diğerleri vardır. Erzurum Kongresi'nin mensupları 50'yi aşmamaktadır. Bunların haltası kurucu üyelerdir. Baktı dillerinde prezidium denen Sovyetler Birliği'nde falan genel kongreyi temsil eden kurucu üyelerdir. Bunlara daimi başkanlık divanı olarak prezidium üyeleri denir. Başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere. Bu bölge son derece çileli bir bölgedir. Daha evvel Selçuki ve Selçukilerden sonra Beylikler devrimi yaşadı. Bunu tarih üzerinde uzun duracak değilim. Fakat Anadolu'nun Türkleşmesi'nde ilk adımdır. Çünkü Sultan Alparslan Hazretleri hiçbir şekilde Türkiye'nin batısına ve Konstantiniyye'ye kadar ilerlemek niyetinde değildi. Onun geleceği bölge, ilerleyeceği bölge aşağıda Suriye, Filistin ve Mısır'dır. Bu çok anlaşılır bir şey. İran'a hakim olan bir hükümdarın, İran hükümdarının, İran ismini biz koyduk, Şehenşah'ın. Ancak o devir için çok zengin olan güneye inmesi gerekir. Mısır'a, İpek yolunun üzerindedir, ziraat zengindir. Dolayısıyla burada Alparslan'dan evvel gelen danışmendiler ve kendisi katledildikten sonra biliyorsunuz burada kalanlar burayı merkez iddiaz etmişlerdir. Onun için Erzurum hem sanatımız hem kültürümüz hem idari ve askerlik hayatımız için önemlidir. Burada başlayan toprak kaybı da imparatorluğun 19. asrına aittir. İlk elden çıkan biliyorsunuz Oltu değil Kars sancağıdır. 40 sene Rusya'da kaldıktan sonra Brest-Litovsk'la 1. Harbin sonunda tekrardan ana vatana katılmıştır. Bayezid sancağı içinde bu böyledir. Erzurum'un eskisini anlamak için kitap okumak yetmez. Şevket Süreyya Aydemir'in suyu arayan adamında bir Erzurumlu muhacirin, muhacir diyorum çünkü Ruslar ilerledikçe önde de Ermeni kıtaları vardı. Bunlardan kaçan köylülerimizden, şehirlerimizden bir ihtiyar Erzurumlu'nun Şevket Süreyya Bey'e o zaman Erzurum'u anlatışını okuyun. Çok önemli bir şeydir. Bir şehir nedir?
o şehrin ahalisi nedir? İlla seçkine, esrafı ve uleması değil, basit halk adamı, esnafı da o şehri nasıl görüyor, onunla nasıl iftar ediyor? Bunu anlayın, çok önemli, bunu okumanız lazım. Bu bugünün en önemli şeyidir. Erzurum Kongresi'nin ve Büyük Komutanımızın, Ebedi Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a 100. geliş yıl dönümünde bunları hatırlamakta büyük fayda vardır. Unutmayın, burası ne cihangirler görmüş bir şehirdir ve bu cihangirlerin çoğu da bizim millettendir. Bunu da unutmamanız da çok büyük fayda vardır. Saygıdeğer hemşerilerim, tabii hocam uçağa yetişeceği için biraz böyle eminim doyamadınız hocama, bundan eminim. Biz tabii Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla programlar yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde. Böyle bir program yaparken sayın hocamızı, İlber Ortaylı hocamızı programa davet etmemek olmazdı.